şöyle konuşmuş diyor ki e, konuyla ilgili e, esprili çok yorum yapıldı Fransa'da eleştirildi de bu kadar takılmayın olay e, resmi fotoğrafçımın doğal hallerimi fotoğraflamasından ibaret bu kadar yani ben zaten normalde de böyle e, takılıyorum diyor fotoğrafı onayladınız mı peki sorusu önemli yani her halinizi çekiyor da her hal paylaşılmıyor o da demiş ki e, evet fotoğraf serisini onayladım. Ama buna biraz hızlı bakmış olabilirim. Yani şöyle baktım tamam dedim diyor ama tabii yersek. Değil mi? <laughs> ben Aynen. inanmıyorum. Genç seçmenin dikkatini çekmek istedi ama sonuç ne olacak? Sonuç zaten kazanacak gibi görünüyor öyle değil mi? Macron'la Le Pen'i bir kıyaslayalım mı? Şöyle kıyaslayalım. Geçmişten bugüne ne, neydi? Ee, ne? Siyasetleri nasıl başladı, nasıl devam ediyor? O grafikleri verdikten sonra zannediyorum artık yavaş yavaş programın da sonuna geleceğiz. Bakalım. Şimdi Avrupa Birliği vizyonu açısından baktığımız zaman bağıra açık Macron, <laughs> güçlü bir AB destekçisi. Le Pen, Frexit planı yok, önceden Fransa'dan çıkalım diyordu ama şimdi artık o yok. Fakat Fransa yasaları Avrupa Birliği yasalarından üstün olsun diyor. Yani bize gelip sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demesinler diyor. NATO, Macron güçlü NATO ile birlikte özellikle Avrupa Birliği savunma gücünü savunuyor. Le Pen, NATO'nun askeri kanadından çekilme fikri var. Amerika Birleşik Devletleri algısı Macron için, Amerika Birleşik Devletleri müttefik e, fakat Le Pen için e, doğal bir ortak olarak görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği açısından baktığımız zaman e, Fransa eşit ortak olarak görülmeli deniliyor. E, Le Pen ise çıkara dayalı işbirliği diyor. Rusya'ya ek yaptırım yapılması gerektiğini savunuyor Macron, Le Pen ise hayır yapılmamalı diyor. Ve Türkiye'ye yaklaşım en önemlisi belki de. Avrupa Birliği üyesi olmamalı, diyalog sürmeli. Avrupa Birliği üyesi olmamalı diyalog sürmeli iki evet. adayın anlaştığı tek nokta evet. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması <laughs> noktaladık bu grafiği de bu notlara